Uzun yaşamak mı, sağlıklı yaşamak mı tartışması yıllardır sürerken Amerikalı ve İngiliz bilim insanları insanın en fazla kaç yıl yaşayabileceğini araştırdı. Çıkan sonuç şaşırtıcı. 80-90 yaşıyor bizimkiler. Yaşamak isterim ya. Çünkü yaşamayı seviyorum ben. 70 yeter ya. Fazlası gerek yok. Kan hücreleri, günlük adım oranları, genetik miraslar, sağlık verileri karşılaştırıldı. İnsanın en fazla 150 yıl yaşayabileceği sonucu ortaya çıktı. Önemli olan kaliteli yaşamak, süre değil kalite. Nasıl yaşadığına bağlı. Bir gün bir yıldan daha iyi de olabilir. 150 yıl 50 yıldan kötü de olabilir. Uzun yaşamanın sırrı araştırılırken dünya ortalamasına göre insan ömrü 73 yıl. Son yapılan araştırma ise sınırı belirledi. İnsan bedeni en fazla 150 yıl dayanabiliyor. Yok ya, yaşamak istemem. Neden? Sarmıyor zaten hayat ya şu pandemi koşulunda. Kaç yaşındasın şimdi? 21 yaşındayım. Hayat çok zor yani. O yüzden gerek yok 150 yıl yaşamaya. 250 yıl da yaşamak isterim. Çoğu insan var, her şeye isyan ediyor. Bu yanlış. Sabah uyanınca pozitif uyanacaksın. Gerçekten. O sonuç Amerikalı ve İngiliz bilim insanlarının çalışmasıyla bulundu. İnsan beyninin gelişiminin 25 yılda tamamlandığı belirtilmişti. Vücutsa dayanıklılık özelliğini 150 yılda yitiriyor. Çünkü bir yerden sonra artık bezersin hayattan ya. Ben kesinlikle zengin olursam yaşarım. Bu hale 25 yaşına zor geldik. Ama zengin olsam 300 yıl bile yaşarım. Uzun yaşamada rekor Fransız bir kadına ait. 1997 yılında ölen o kadın 122 yaşındaydı. Dünyada en uzun ömür ortalaması ise 84 yılla Japonya'da. Sağlıklı kalabiliyorsan daha uzun da olabilir. Sağlıklı olursa tabii ki güzel bir şey ama 150 de tartışılır yani. İstemem ya, ben mümkünse bir an önce hani göktaşı gelmeden hayırlısıyla diyorum. Strese karşı dayanıklılık da ömrü uzatıyor. Uzun yaşamada en şanslı coğrafyaysa Avrupa. Avrupalılar ortalama 78 yıl yaşıyor.